أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأجزرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقداة من لسان يفقه قولي والسلام على من تبى الهدى والمنم على من تبى الهوى على رسولنا صلواته dersimizi Eskişehir Hapishanesi'nin son meyvesi olan ikinci Şua Risalesi'nden okuyacağız inşallah. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatu vesselam yeminindeki hikmet ve tevhid delillerinden bir kısmını okuyacağız. Cenab-ı Hak istifade ve istifaze etmemizi nasip eylesin. İkinci Şua Eskişehir Hapishanesi'nin son meyvesi 31. Lem'anın ikinci Şua'ı. Bismillahirrahmanirrahim. 16 sene evvel Eskişehir hapishanesinde arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte şu şua gayet acele pek noksan kalemimle sıkıntılı rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber Bugünlerde günlerde tahsih ederken iman ve tevhid noktasında pek çok kıymettar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm Said Nursi radıyallahu anh. Allahu Ehad ismi azamına dair yedinci nükteyi azam ve altı ismi azamın altı nüktesinin yedincisi. Üstadımız 30. Lema Risalesinde Hz. Ali Efendimizin radıyallahu an altı tane ismi azamını almış. Ve burada da onlara bir yedinci isim olarak Allahu Ehad ismini e, ekliyor. Demek ki üstadımızın ismi azamı 7'dir diyebiliriz. İşte Ferdun, Hayyun, Qayyumun, Hakemin, Adlun, Kutlusun. Bir de Allahu e, Ehad ismi azamı. İhtar bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu Risale'yi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah. Demek ki okumak değil anlayarak okumak ehemmiyetli. Başka bir yerde de buyuruyor Üstadımız gazete gibi okumayınız. Değil mi? Dikkatle, teenniyle, cümle cümle, kelime kelime, harf harf okumak böyle istifademizi inşallah daha da artırıyor. Ma tesüf ben burada kimseyle görüşemediğimden kendime tebliğ edip yazdıramadım. Bu Risale'nin kıymetini anlamak istersen başta bulunan ikinci ve üçüncü meyveyi ve ahirdeki hatimeyi ve hatimeden iki sahife evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teenni ile mütala eyle. Şimdi burada baktığımız zaman bu Risale tevhidle alakalı söyledi ve anlayarak Okuyan inşallah imanlı kurtarır buyurdu üstadımız. Şimdi baktığımız zaman yani bir insan aklımıza şu soru gelebilir: Sadece Allah'ın Allah'ın varlığına ve birliğine iman etse kurtulabilir mi? E, tabii ki değil. İman bir küldür, tecesisi mümkün değildir. Yani Allah'a iman eden birisi tabii ki ahirete de iman edecek, kitaplara da iman edecek, peygamberlere de iman edecek. Melaikelere de iman edecek, kader ve kazaya da iman edecek. Şimdi onuncu sözü okuyan birisi bakıyoruz, orada öne çıkan haşrin ispatı, değil mi? Ahiret'in varlığının delilleri. Yalnız o risalede sadece o değil, onunla beraber diğer iman rükünleri de ispat ediliyor. Şimdi bu ikinci şuada da tevhid e, manası, tevhid hakikati e, ağır olmakla beraber, asıl konu olmakla beraber diğer iman hakikatleri de burada ispat ediliyor, anlatılıyor. 6 ismi azamın 6 nüktelerinin Allahu ehade dair yedinci nükteyi azamıdır. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Değil mi? Yardım Cenabı Hak'tan. Bu ifade baktığımız zaman bütün büyük zatların eserlerinde bulunuyor. Fa'lem ennehu la ilahe illallah ayetinin bir muhteşem nüktesiyle bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Evet. Ayet-i kerimede e, buyrulan bir mana. Bu ayetin muhteşem bir nüktesiyle meşhur bir kasem-i nebevinin işaretiyle ve ilhamıyla hissettiğim gayet güzel ve çok şirin ve nihayet derecede latif Üç meyveyi tevhid ve üç muktazisi ve üç hüccetine dair bir nüktedir. Demek ki e, bu visalede, bu dersimizde Cenab-ı Hak'tan başka ilah olmadığını ayet-i kerimede sarih bir surette belirtiyor. Üstadımız bu derste e, bu ayetin bir nüktesi ve Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam en çok istimal ettiği hatta Buhari'de e, 15 defa geçiyor. Diğer e, hadis kitaplarında da geçiyor. E, buradaki mana, değil mi? Neden bu kadar çok yemin ediyor? E, yani e, insanın mesela yemin, değil mi? Böyle bir bardak çaya yemin ederim ki e, hiç kimse böyle bir yemin etmez ve bu yemin kabul edilmez yani. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de ve şemsi ve zuhaha, Değil mi? Cenab-ı Hak işte güneşe yemin ediyor. Kuşluk vaktine yemin ediyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yemin ettiği değil mi? E, neyin üstüne yemin ediyor? Kasem-i Nebevi'deki peki e, niçin e, bu kadar böyle e, yemin ediyor? Ondaki nükte ve tevhide işareti nedir? İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yemin ettiği vakit en çok istimal ve tekrar ile her zaman ferman ettiği şu Velledi nefsü Muhammedin biyedi kasemidir. Değil mi? Nefsim kabzayı tasarrufunda olan Allah'a yemin ederim ki. Şimdi bakıyoruz. Burada e, Resulullah Efendimizin değil mi? Nefisten kasıt e, nefsi emmare değil. Ee, nereden anlıyoruz? Bir mana 6. sözdeki o ayet-i kerimeyi üstadımız tefsir ediyor. Oradan anlaşılabilir. İşte inna Allah eştera minen mu'minine enfusahum ve envalahum bi lahumul cenne. Yani orada Cenab-ı Hak müminlerden nefis ve malını cennet karşında satın almıştır buyuruyor. Oradaki nefisten kasıt üstadımız değil mi? Zat, Ondan sonra o zatımızın içinde, işte bedenimizin içinde bulunan aklımız, ruhumuz, kalbimiz, gözümüz, yani bütün maddi ve manevi azalarımız, latifelerimiz kasıt. Demek ki buradaki nefisten maksat nefsi emmare değil. Bizzat zatımız, bedenimiz, maddi ve manevi latifelerimiz, azalarımız. Yani zatımın, değil mi? elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki. Ve bu kasem gösteriyor ki şecere-i kainatın en geniş dairesi, en müntehası, nihayatı, teferruatı dahi zatı vahid ehadin kudretiyle ve iradesiyledir. Şimdi kainatı bir ağaca benzetirsek onun neyi var? Dalları var, budakları var, yaprakları var, çiçekler var, meyvesi var. Şimdi kainat ağacının da her tarafında bizzat Cenab-ı Hak ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle hükmettiğini, her an tasarrufta bulunduğunu Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam bu yemininden anlıyoruz. Çünkü mahlukatın en müntehap ve en müstesnası olan Muhammed aleyhissalatü vesselamın nefsi. levlek levlek, Ama halakul eflak. Değil mi? sultan Levlak diyor üstadımız. Sen olmasaydın habibim alemleri yaratmazdım. Şimdi Peygamber Efendimizin Aleyhisselatu vesselam kendi e, kendine hakim değilse, kendi bedeni kendinin kontrolünde değilse o zaman kainattaki hiçbir şey, hiçbir mahluk, değil mi? Hiçbir e, mana kendi kendine hareket etmiyor demektir. Zaten ayet-i kerimelerde bu manalar, değil mi? Bakıyoruz böyle geçiyor. Allah istemezse bir yaprak düşmez. Allah irade etmezse siz isteyemezsiniz. Demek ki her şeyde bakıyoruz değil mi? Kaderin hükmü var. Bir vecde de var ya her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Şimdi mesela baktığımız zaman burada tevhidin meyvesinden bahsediyor değil mi? Dersin devamında da yine ondan bahsedecek. Yani bu tevhid hakikatindeki meyve. Tevhid hakikatindeki böyle mütmainlik. Şimdi Hazreti Mevlana'nın bir böyle misali var. Buyuruyor, diyor ki mesela görseniz ki etrafta oklar uçuşuyor. Hiç korkmayın. Çünkü o oku, değil mi? Fırlatan birisi var ve hedefi var. Nereye gideceği belli. Şimdi kainattaki her hadiseyi, her şeyi sonsuz rahim, sonsuz kerim, sonsuz kadir, sonsuz alim bir zatın elinde insan bilse buna tam manasıyla iman etse, bu sefer ne yapıyor hadisatın tazikatından kurtuluyor bir abimiz bir misal vermişti böyle e, bu işte deniz kenarında e, bazı kuşlar oluyor böyle dalgaların üstünde e, böyle yüzüyorlar denizin üstünde e, bazen de işte balık almak için batıyorlar çıkıyorlar abimiz demişti ki yani şuna bakar mısınız adeta dalgalarla dalga geçiyor. Yani yine bir ifade var ya, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve hadisatın tazikatına göre, imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Demek ki buradaki bu kasem, değil mi? Resulullah Efendimizin aleyhissalatu vesselam kasemi, kainattaki her şeyin her an Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, istemesiyle olduğunu bizlere ders veriyor. Sultanı kainat birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara temelluk edip boyun eğme gibi manaları insan ders aldığı vakit, değil mi? Noktayı istinat, noktayı istimdat, dayanak noktasını, yardım noktasını sonsuz merhametli, sonsuz kudretli bir zatı bildiği zaman bakıyoruz ki, değil mi? Dünyevi birçok böyle. Ee, musibetler, hadiseler onu e, ürkütmüyor, korkmuyor. Şimdi şuradan bir daha alırsak. Çünkü mahlukatın en müntehap ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın nefsi kendi kendine malik olmazsa ve ef'alinde serbest bulunmazsa ve harekatı başka bir ihtiyara bağlı ise elbette hiçbir şey, hiçbir şen, hiçbir hal hiçbir keyfiyet cüzi olsun, külli olsun o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın daire-i tasarrufun haricinde olamaz. Şimdi bir saray var. Sarayda değil mi, Padişahın e, en büyük yardımcısı diyelim e, veziri. Veziri azam, birinci veziri. E şimdi vezir bile kendi başına değil mi? Tam bir karar alamıyor. Kendi başına hüküm veremiyor. O padi, o saraydaki e, diğer bulunanlara değil mi? askerlere işte yöneticilere ya da böyle hizmetkarlara ne olmuş ki biz kendimize böyle başımıza hareket ederiz diyebilirler. E şimdi baktığımız zaman eee değil mi? Resulullah Efendimiz bile böyle buyuruyorsa kendi başına hareket edemiyorsa insan nasıl e, böyle yaptığı iyiliklere, kemalatlara sahip çıkabilir? Mesela sadece görmemizin oluşması için bakıyoruz değil mi görüntünün gelmesi, ondan sonra işte o A tabakasına ters düşmesi, böyle görüntü dosyası olarak beyne iletilmesi, yüzlerce fiiller. sonra yine konuşmak, değil mi? söylemek, dinlemek, yemek, bu, if, bu fiillerde insan ancak yüzden birini yapabiliyor. Biz istiyoruz, Cenab-ı Hak yaratıyor. Değil mi? Mesela kolumuz var, bak bir ferç oluyor. E şimdi bunu diyelim, Kaldıramıyoruz Hadi bak kaldır kaldırmak istiyorsun Demek ki bak biz Kaldırmıyoruz Cenab-ı Hak biz istiyoruz Cenab-ı Hak bize kaldırtıyor Evet Bu çok manidar Kasemi Muhammed'in Aleyhissalatü Vesselam ifade ettiği Gayet muazzam ve muhit Bir tevhidi Rububiyettir Şimdi biz bu tevhidin Meyvelerinden tevhid delillerinden inşallah bir kısmını okuyalım Birinci makamın birinci meyvesi. Tevhid ve vahdette cemal ilahi ve kemal Rabbani tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa o hazine-i ezeliye gizli kalır. Evet hadsiz cemal ve kemalat-ı ilahiye ve nihayetsiz mehasin ve hüsnü Rabbani ve hesapsız ihsanat ve bahay rahmani ve gayetsiz kemal-i cemal-i semadani ancak vahdet aynesinde ve vahdet vasıtasıyla şecere-i hılkatin nihayetindeki cüz'iyatın simalarında temerküz eden cilve-i esmada görülür. Şimdi bu paragrafta bazı noktaları böyle mütalaa etmeye çalışalım. Şimdi tevhid ve vahdet kavramları değil mi? Tevhid birlemek, vahdette bütüncül bakmak manasıyla anlayabiliriz. Şimdi bu ikisiyle, bu iki bakış açısıyla, tevhidle ve vahdetle kainata baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemali görünüyor. Çünkü e, yine sadı e, böyle bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak buyuruyor. Küntü kenzen mahfiyen fe halaktul yarifun. Yani ben gizli bilinmez bir hazineydim ki ben gizli bilinmez bir hazineydim, bilinmek için mahlukatı yarattım. Muhtidine Arabi Hazretleri buyuruyor, ben diyor bu hadisi kutsinin tefsirinde ben bir mahlukatı yarattım ki onda cemalimi seyredeyim. Şimdi mahlukat aynesinde Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını görmek, değil mi? o gizli hazineleri keşfetmek. Bu da nasıl oluyor demek ki? Tevhid ve vahdetle baktığımız zaman. Yoksa o hazine gizli kalıyor. Mesela e, vahdet dediğimiz değil mi? E, bütüncül bakmak. Mesela parmaklar e, kesreti ifade ediyor. El vahdeti ifade ediyor. İnsan vücudunda diyelim trilyonlarca hücre var. Bak bunlar kesreti ifade ediyor. İnsan dediğimiz vah, insan dediğimiz zaman vahdeti ifade ediyor. Bütün böyle kainata bütün bir bakış açısıyla bakmak, değil mi? vahdet aynasıyla bakmak orada Esma-i güzelliği görünüyor. Şimdi böyle bir misal verilmişti bir derste. Böyle baktığımız zaman mesela diyelim lüks bir araba, böyle herkesin beğendiği, herkesin hoşuna gittiği illa bir araba modeli e vardır böyle. E bakıyoruz mesela bu araba bir bütün halinde olduğu zaman çok güzel. Ama kapısını, araba camlarını, işte diyelim tekerleklerini, bütün parçalarını aksamını ayırdığımız zaman bak o güzellik ne oluyor? Gidiyor. Demek ki kainattaki Cenab-ı Hakk'ın esmasını tam zevk etmek istiyorsak, oradaki tevhid'i tam okumak istiyorsak vahdet aynasıyla, değil mi? Tevhid penceresinden bakmamız gerekiyor. Mesela bir çiçeğe bakmak e, güzeldir. Sonra bir çiçek bahçesine girip orada bütün çiçeklere bakmak değil mi? ayrı bir güzeldir. E bir de farklı farklı böyle çeşitlikteki çiçeklerin olduğu bir bahçeye girip bakmak E bambaşka güzeldir. Şimdi burada üstadımız e, üç tane misalle e, bu tevhidi bakış açısını vahdet aynasıyla e, bakmamızı bizlere böyle bir ders verecek, izah edecek. İşte rızıklara umum, değil mi? kainattaki bir rızıklandırma faaliyeti var. Ondan sonra bir şifa verme faaliyeti var. Bir de hidayet faaliyeti var, hidayet vermek var. Bunlara işte rızık, şifa ve hidayet misalleriyle o tevhidli bakış açısını vahdet aynasıyla Nasıl bakmamız gerektiğini, oradaki tevhid delilini, Cenab-ı işte esma ve sıfatındaki kemal-i şaşa'yı bizlere gösterecek. İnşallah okuyalım. Mesela iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir yerden yani kan ve fışkı ortasından beyaz, safi, temiz bir süt göndermek olan cüz'i fiil ise tevhid nazarıyla bakıldığı vakit birden bütün yavruların pek çok harikulade ve pek çok şefkatkar olan külli ve umumi yaşeleri ve validelerin onlara musahhar etmeleriyle rahmeti rahmanın cemal layezlisi kemal şaşa ile görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cemal gizlenir, o cüz-i dahi esbaba ve tesadüfe ve tabiata havale edilir. Bütün bütün kıymetini belki mahiyetini kaybeder. Şimdi insan e, mesela bir süt e, fiilinde bir yavrunun rızıklandırılmasında bakıyor. E, burada bazen böyle ülfet olabiliyor. Ne yapıyor? e, sathi bir nazarla bakılınca işte bir çocuk değil mi dünyaya geliyor ondan sonra ona süt gönderiliyor e, birazcık iktidar ihtiyar geldikten sonra o süt kesiliyor e, tamam böyle sebebe verebiliyor gafleti olabiliyor halbuki yani e, Cenab-ı Hakk'ın hem baktığımız zaman o kan ve fışkı ortasında temiz gıdalı böyle e, insanın hangi neye ihtiyacı varsa o sütün içinde derc başlı başına bir mucize. Şimdi e, yani kan ve fışkı ortasından gelen bir şeyin rengi, tadı, kokusu, değil mi? Nasıl olur? Ama bakıyoruz ki en mükemmel mamayı getirsek bir bebeğin önüne, değil mi? O sütün verdiği faydanın e, böyle yüzde birine, binde birine bile yetişemiyor yani. E şimdi buradaki e, yani o bebeğin ihtiyacını gören Değil mi? Ondan sonra annenin e, o sütteki tasarrufatını e, hiçbir şekilde e, bakıyoruz ki böyle e, olmuyor. E, yani mesela istediğimiz vakit değil mi annelerimiz yani bize süt veremiyor. E, niye? Çünkü o vermedi. Mustafa birinci sözde diyor ya rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olurlar. Rahman namına bize o güzel sütü takdim ederler. Hani bir çeşmeyi açıyoruz oradan su, su, geliyor ama o çeşmenin suyun kaynağı değil mi? Çeşme değil. Nedir? İşte arkasındaki değil mi? O su diyelim e, varidatı olan e, geniş işte e, su şebeke sistemi. Şimdi Cenab-ı Hak da bakıyoruz ki memeler musluğunu açıyor. İhtiyaç vaktinde o süt geliyor. İhtiyaç bittikten sonra onu kapatıyor. Şimdi ee, bu sütte mesela bir yavrunun içtiği sütte değil mi bütün yavrulardaki o rızıklandırma faaliyetini görebilmek. İşte nasıl olacak? Tevhid sırrıyla, vahdet aynasıyla. Yani buradan bakıyoruz mesela e, bütün insanlar değil mi? bütün insan validelerinden gelen sütler, hayvan validelerinden gelen sütler, e, diğer mahlukatın mesela bir ağacın başındaki de mi o kuşların e, beslenmesindeki e, o rezakiyet faaliyeti yani umum rızıkların değil mi bir tek rezakı hakiki tarafından verilmesi hakikati bu gözle bakıldığı zaman e, ne yapıyoruz Cenab-ı Hakk'ın değil mi o rezzakiyetini kemal-i şaşa ile görebiliyoruz yani bir günde annelerden gelen de mi sütler böyle işte ineklerden keçilerden develerden gelen sütler dökülse değil mi? Koskocaman bir nehir gibi olmasa da geride kalmaz. İşte ya da bir baharda mesela yaratılan elmaları toplasak işte elma dağını geçmese de geride kalmaz. Demek ki bu bakış açısıyla yani tevhid ve vahdetle baktığımız zaman bu rızıklandırma faaliyetini Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını kemal-i şaşa ile görebiliriz. Cenab-ı Hak bu faaliyete, bu rızıklandırma faaliyetine tevhid ve vahdet aynasıyla, penceresiyle bakmayı cümlemize nasip eylesin. Hem mesela müthiş bir hastalıktan şifa bulmak eğer tevhid nazarıyla bakılsa birden zemin denilen hastaneyi kübrada bulunan bütün dertlilere, alem denilen eczane-i ekberden ilaçları ve dermanları şifa ihsan etmek yüzünde. Rahimi mutlakın cemali, şefkati ve mahasini rahimiyeti külli ve şaşalı bir surette görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cüz'i fakat alimane, basirane, şuurkerane olan şifa vermek dahi camit ilaçların hasiyetlerine ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata verilir. Bütün bütün mahiyetini ve hikmetini ve kıymetini kaybeder. Şimdi burada da değil mi? Şifa bulmak. Yani insan kendisi mesela hastalandığı zaman bakıyor, değil mi? ilaç alıyor. Halbuki o ilaç aklı yok, merhameti yok, şuuru yok. Bizi nereden bilecek? Nereden tanıyacak? O yaralı diyelim hücremize, ağzamıza nereden şifa verebilecek? Şimdi mesela doktor değil mi? E, şey diyor ki işte bu hastaya iğne yap. Yapıyorlar, bekliyorlar. E neyi bekliyor? Cenab-ı Hakk'ın şifa vermesini bekliyor. Şimdi Hz. Musa Aleyhisselam'ın bir kıssası anlatılıyor. Ee, Hz. Musa bir rahatsızlığı oluyor. Ee, Cenab-ı Hak'tan şifa talep ediyor. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki şu filan otu kullanırsan şifa bulursun, gidiyor. Hz. Musa o otu kullanıyor, şifa buluyor. Sonra bir daha rahatsızlanınca tekrar gidiyor. Otu kullanıyor, bu sefer şifa bulmuyor. Ya Rabbi diyor birinci defa şifa buldum ama ikinci defa şifa bulamadım. Cenab-ı Hak buyuruyor. E sen diyor birinci defa şifayı benden bekledin. İkinci defa ottan bekledin. Şimdi bakıyoruz ki yani e, kainattaki değil mi? şifa verdiği böyle vesile olan şeylerin hepsine baktığımız zaman e, vesilelikten ileri gidemiyor. Tabi bu dünya e, darül e, hikmet. Değil mi? Sebeplere müracaat etmemizi Cenab-ı Hak istiyor. Eşyada bir basamaklar tertip etmiş, onlara müracaat etmemiz. Hastalandığımız zaman şifa için ilaç almamız, doktora gitmemiz, artık sebepleri yerine getirmemiz gerekiyor. Ama şifayı onlardan değil de Cenab-ı Hakk'tan bilmek. Bir tanış vardı böyle anlatıyor. İşte bel fıtığı olmuş. Diyor tabi bu hastalığımız münasebetiyle gelenler oluyordu. İşte söylüyor ben diyor merdivenlerden aşağı inerken birden ayağım takıldı düştüm. Bir baktım ki iyileşmişim. Onda da aynı rahatsızlık varmış. Başka birisi diyor işte böyle bir e, bayağı bir yokuş tırmandın. Ona baktım ki hiçbir şey kalmamış. Başka birisi işte alabalık bağladım filan böyle. Tabi bu diyen insanlar e, hepsi Allah'a iman ediyor. Tahkik imanı var vesilelik cihetiyle. Yani Cenab-ı Hak bakıyoruz ki şifayı farklı farklı ellerden, farklı farklı yerlerden hiç ummadığımız yerden veriyor. Ama burada e, e, tevhidi bir bakış açısıyla değil mi? Bütün hastalara, bütün böyle dertlere Cenab-ı Hakk'ın e, Şafi isminin tecellisiyle şifa bulduğunu görmek, bilmek. Şimdi burada bir tane üstadımız Resulullah Efendimizin ya salavatında ki o, o şifayı, dertleri ve devaları beyan etmesindeki hikmet söyleyecek. Bu makam münasebetiyle hatıra gelen bir salavatın bir nüktesini beyan ediyorum şöyle ki. Namaz tesbihatının ahirinde şafilerde gayet müstamel ve meşhur bir salavat olan Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adeli kulli da'in ve devain ve barik ve aleyhi ve aleyhim kethiran kethira'nın ehemmiyeti yüzündendir ki insanın hikmeti hilkati ve sırrı camiyeti ise her zaman, her dakika Halik'ına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan insanı dergah ilaya kamçı vurup sevk eden en keskin ve en müessir saik tam mana hastalıklar olduğu gibi insanı kemal-i şevk ile şükre sevk eden ve tam manasıyla minnettar edip hamd ettiren tatlı nimetler ise başta şifalar ve devalar ve afiyetler olduğundan bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur. Ben bazen bir adedi külli da in ve deva in dedikçe küre arzı bir hastahane suretinde ve maddi ve manevi bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden şafi hakikinin pek aşikar bir mevcudiyetini ve külli bir şefkatini ve kutsi ve geniş bir rahmiyetini hissediyor. Yani mesela rızıklandırma faaliyetinde olduğu gibi yani burada da ne var bak zevk etmek. Mesela üstadımız bir hatrasında buyuruyor. Diyor, siz mesela kendi boğazından geçen için şükrediyorsunuz. Ben bütün boğazlardan geçen için şükrediyorum. Mesela burada da değil mi? O bütün dertler, devalar adedince. Mesela Ya Rabbi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selatu selam olsun. E bakıyoruz ki yani demek ki bir e, kendimizde mesela olan bir hastalıktan bir şifa bulduğumuz zaman bütün hastaların e, o hastalıklarına şifa bulmasındaki o lezzeti Değil mi? Ne yapabiliriz? Bak alabiliriz. İşte ve Cenab-ı Hakk'ın yani bütün bu e, şifa vermek. Değil mi? Hastaneler, eczaneler, e, diğer artık şifaya ne vesile oluyorsa e, şafi hakikinin hakiki bir tasarrufunu değil mi? orada görebilmek. İşte neyle oluyor? Değil mi? Vahdet aynasıyla, tevhid penceresiyle bakmakla oluyor. Son misalimizde okuyup bitirelim inşallah. Hem mesela dalaletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama iman ile hidayet ihsan etmek. Yani dalalet dediğimiz de mi? Zulümat. Şimdi bakıyoruz ki böyle küfür, inkar. Yani bir insan mesela annesi vefat ediyor bir daha kavuşamayacak. Babası vefat ediyor bir daha kavuşamayacak. Hanımı vefat ediyor, işte akrabası, çoluk çocuğu yani bütün sevdikleri bir daha değil mi kavuşamayacak bir daha görüşemeyecek ebedi bir ayrılık yani bu insanın e, alemindeki sıkıntı alemindeki zulümat ustadımız bir yerde buyuruyor tek bir diyor yavrusunu e, ebedi kaybeden gafil bir valide bu hırkati tam hisseder şimdi bu haletteyken değil mi böyle müthiş binlerce başka başka daha elemler var dalalette yani her şey başı boş. Her şey tesadüfi, değil mi? İnsan geçmişten gelen üzüntüler, gelecekten gelen korkular, işte mahlukat içinde zayıf, aciz, değil mi? Ee, böyle güçsüz bir mahluk. Baktığımız zaman, e, şimdi mesela e, bakıyoruz, şimdi bulunduğumuz bu mekan, diyelim Bağcılar'da bir nokta. Bağcılar İstanbul'da bir nokta. İşte İstanbul Türkiye'de, Türkiye dünyada bir nokta. Ee, ondan sonra dünya, güneş sisteminde bir nokta. Güneş sisteminde mi? Saman galaksisinde bir nokta. Biz neredeyiz? Değil mi? Noktanın, noktasının, noktasının, noktasında bile değil. Halbuki binler böyle e, elemlerimiz var. E, binler emellerimiz var. Noktayı istinada, noktayı istinada çok muhtacız. Ebediyeti arzu ediyoruz. Ama kendimize baktığımız zaman, değil mi? Çok aciz. Çok fakir. Böyle. Dokuzuncu sözde bir mana var. Yine insanın fırsatını anlatıyor. Böyle oradaki evden böyle bulabilirsek okuyalım inşallah. Sözlerdeki ifade İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona gayet yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Şimdi insanın fıtratı böyle. Değil mi? Baktığımız zaman şimdi nasıl bu ihtiyaçlarını giderecek, düşmanlarına karşı bir dayanak noktası bulacak. Bakıyoruz en mükemmel, değil mi? en böyle ihtiyaçlarını karşılayacak sonsuz rahim, sonsuz kerim, sonsuz kadir bir zat. E bu da neyle oluyor? Değil mi? İman nimetiyle tam bunlar gerçekleşebiliyor. Dalaletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama İman ile hidayet ihsan etmek. Eğer tevhid nazarıyla bakılsa birden o cüz'i ve fani ve aciz adam, bütün kainatın halikı ve sultanı olan mabudun muhatap bir abdi olmak. İnsan bir resmi makamda birisini diyelim ziyaret edecek, bir derdini, bir ihtiyacını arz edecek. Bu yüzlerce protokolden geçiyor. Müracaat etmesi lazım. Baktığım zaman iman nimetiyle, mi? hidayet nimetiyle bütün alemlerin Rabbine bir anda ne yapıyor insan? Muhatap oluyor. Onun abdi hassı oluyor. İman vasıtasıyla bir saadet ebediyeyi ve şahane ve çok geniş ve şaşalı bir mülk mülki baki ve baki bir dünyayı ihsan etmek. Cennetteki en son girecek insan dünyanın de en zengininden, en mükemmel insanından daha ileride bir seviyede. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ya, e, böyle e, arz ve sema genişliğinde olan cennete koşun buyuruyor. Orayı arzu edin. Evet. Şimdi baktığımız zaman mesela dünyanın bin sene mesudane hayatı cennetin bir saatine denk gelmiyor. Cennetin de bin senesi Cenab-ı Hakk'ı bir saat görmeye denk gelmeyen bir hayat ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmemiş bir hayat. Şimdi bütün insanlar bakıyoruz hem çalışıyor. Ne için? E mutlu olmak için. Ve mutluluğunun bitmemesini istiyor. Üstadımız bunun ne güzel değil mi? Bir kelimede de toplamış. Saadeti ebediye. Şimdi bir yani bu dünyada insan ne kadar mutluluğu elde etse de değil mi? Dünyanın sultan da olsa ne yapıyor diyor. Ya onun ömrü kısa ya ömrün kısa. Ama imanla yani bakıyoruz şaşalı bir mülkü baki ve baki bir dünya ihsan etmek ve onun gibi bütün müminleri dahi derecelerine göre o lütfe masfer etmek olan bu ihsan-ı ekber yüzünde ve simasında bir zat-ı kerim ve muhsinin öyle bir hüsn ezelisi, öyle bir cemel la ezelisi görünür ki böyle bir lemasıyla bütün ehli imanı kendine dost ve has kısmını da aşık yapıyoruz. Şimdi birisi böyle derste Cenab-ı Hakk'ın böyle ihsanatını, böyle ikramlarını, işte saadeti ebediye nimetini böyle dinleyince kendinden geçmiş demiş Ya Rabbi ilahlık sana helal olsun. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cüzi imanı ya mütehakkim ve hotbin mutezileler gibi kendi nefsine. Bakıyoruz İslamiyet içinde de böyle e, sapık meşrepler, mezhepler çıkmış. Bir tanesi de mutezile. İşte cebriye. Yani diyor ki kul kendi fiilinin yaratıcısı. E, Bakıyoruz böyle insan e, yani esbab dairesinde en ihtiyar ileri olduğu halde e, tam manasıyla neyi yapabiliyor? Neyi ortaya koyabiliyor? Şimdi e, yani e, yine bir ifadede müstadımız işaret-i tefsirinde almış o ifadeyi. Diyor ki Sadı Taftazen tefsirine göre iman Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur. Yani insanın istemesi değil mi? o hidayetin olması için yeterli değil. Mesela elimizde ayna var çeviriyorum. Hani ışık olmasa ne gelecek? Değil mi? Şimdi güneşe çevirdiğim zaman bak güneş geliyor. Ben desem ki ya ben kendim güneşi işte ışığı yaptım, yarattım, getirdim, içine koydum. Ne kadar böyle abes bir fikir. Şimdi baktığımız zaman değil mi? Medreseler, camiler, tekyeler, Kur'an kursları işte bu manada hidayetimizin artmasına neresi vesile ise orada Cenab-ı Hakk'ın Hadi ismi ne yapıyor? Tecelli ediyor. İşte burada demek ki tevhid nazarı yani böyle bir ebedi saadet yani neticesi çok büyük. Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak, eşrefi mahlukat olmak, saadeti ebediyeyi den bir mülkü baki kazanmak ne yapıyor? Demek ki bu iman nimetini o kemal-i şaşa ile ancak vahdet aynasıyla tevhid penceresiyle görüyor. Yoksa mutezeller, mutezileler gibi baktığımız zaman ya kendimize ya nefsimize ya bazı cüz'i sebeplere veriyoruz. Bak o zaman ne oluyor? Hakiki fiyat ve bahası olan o rahmani pırlanta bir cam parçasına inip aynadarlık ettiği kutsi cemalin lemasını kaybeder. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmenilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el fatiha me as salavat.